Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çantaya yenileri kazandıran defterde eğim konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler eğim konumuzla dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak dersimize başlayalım. Arkadaşlar bakın burada iki araç verilmiş. Bir numaralı ve iki numaralı yerlerde araçlarımız var. Bizden de ne istiyor sevgili gençler? Bu araçlardan hangi? E, sizce bu araç hangi rampada zorlanır? Hangi rampada zorlanmaz? Şeklinde soruyor. Gençler dikkat edersek birinci rampada araç daha fazla zorlanır. Çünkü burada gençler eğim daha fazladır. Hadi birinci rampada birinci rampada daha fazla zorlanır diyelim. Çünkü arkadaşlar eğim daha fazladır. Yani buradaki yükseklik daha fazla olduğu için çünkü eğim daha fazladır. Genelde eğimi m harfiyle gösteriyoruz ve bir dik üçgende eğim gençler, eğim açısının karşısında bulunan dikey kenar uzunluğunun eğim açısına bağlı olan yatay kenar uzunluğuna bölümüdür diyoruz. Arkadaşlar bakın buradaki dikey uzunluğumuz bu A ile gösterilen yer. Yatay uzunluğumuz. E burası gençler eğim açısı. Sevgili gençler eğimin olduğu yer şeklinde yazalım burayı da. Yani rampanın kendisi arkadaşlar. Eğimin olduğu yer. Az önce hipotenüs kelimesini kullandım. Dik üçgende dik kenarın karşısındaki kenara hipotenüs adını veriyoruz. O halde eğim gençler burada dikey bölü yataydan yani dikey A yataya B dersek A bölü B olur. Burada eğim diyelim. Evet, devam edelim. Evet, aşağıda rampa modellerine eğim diyorum. Bunu diyor gençler eğimi M harfiyle gösteriyorum. Ve dikey uzunluğu yatay uzunluğuna oranlayacağız. Bakın, dikey uzunluğumuz gençler 2 birim. Yatay uzunluk 1, 2, 3, 4 birim. O halde eğim de 2 bölü 4. Sadeleştirsek 1 bölü 2'dir. Evet, i̇kinci de gençler dikey uzunluk 2 birim. Yatay uzunluğa baktığımız zaman evet, 1, 2, 3, 4, 5 birim. Eğim de dikey bölü yataydan 2 bölü 5'e eşittir diyoruz. Üçüncü de eğim için gençler dikey uzunluğun 3 birim. Yatay uzunluğun 4 birim olduğunu gördüm. O halde eğimi 3 bölü 4 olarak yazarız. Son olarak dördüncüde de 1, 2, 3, 4'e 1, 2, 3. O halde eğimde 4 bölü 3 olur deriz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet gençler. E, sayfa 219'daki bu etkinliğimizde gençler, aşağıdaki rampa modellerin eğimlerini bulunuz ve karşılaştınız, diyor. Gençler, eğim öncelikle mutlaka dik üçgende oluşur demiştik. O halde bize verilen şekilleri mutlaka şöyle dik üçgene çevireceğiz. Önce hepsini dik üçgene çevirelim. Daha sonra eğimlerini hesap edelim gençler. Evet, birinci etkenimizdeki rampalara baktığımız zaman gençler burada Eğimi MA şeklinde göstereceğim yani A doğrusunun Buradaki A rampasının eğim şeklinde gösterelim. Evet, A'yı hemen şöyle küçük bir şekilde altına yazıyorum. Gerçekten dikey uzunluk 1, 2. Yatay uzunluk 1, 2, 3 birim. O halde eğim 2 bölü 3'tür. B'ye geldiğimiz zaman 1, 2, 1 bölü 2. C'de gençler bakın eğim arkadaşlar burada 0'dır. Düm, dümdüz geldiği için eğim 0 diyelim. Sonra D'de de 2 bölü 2 olur eğim. 2 bölü 2 de zaten 1 tam demektir gençler. Evet burada karşılaştıracağım için gençler. En küçük eğim bakın burada sıfır. Yani şuradan yazalım. Eğim C gençler. C'nin eğimi en küçüktür. Daha sonra gençler 1 bölü 2. 2 bölü 3'den de küçük. Yani B'nin eğim küçük. Daha sonra 2 bölü 3. Yani A'nın eğimi. En sonunda 1 en büyük sayıdır. Yani D'nin eğimi diğerlerinden büyüktür diyoruz. İkinciye geldiğimiz zaman A'nın eğimiyle başlayacağım. 1, 2, 3. Evet 3'e... 2 gençtir. O halde A'nın eğimi 3 bölü 2'dir. Evet B rampasına geldik. 1, 2, 1, 2, 3. 2 bölü 3'tür. C'de gençler eğim 0'dır. <laughs> Pardon. D'de de 2 bölü 3 gençler. Dikkat edersek gençler B ile D'nin eğimleri birbirine eşit oldu. Burada en küçük eğim gençler C'nin eğimi. 0 küçüktür çünkü. Daha sonra B ile D gençler birbirine eşit. Evet, 3 bölü 2 gençler bileşik kesir olduğu için A'nın eğimi de hepsinden büyüktür. Evet. Üçüncü modelimize bakalım. Gençler bakın burası 2 burası 1. O halde A'nın eğimi 2 bölü 1'den 2'dir. B'ye geldiğimiz zaman dikey 1, yatay 3 gençler. 1 bölü 3 olur B'nin eğimi. C'nin eğimine bakıyorum. 1'e 2 gençler. 1 bölü 2 oldu. Son olarak D'de de 1 bölü 1 gençler. Yani 1'e eşittir. Gençler i̇şte burada 1 bölü 3 bakın hepsinden daha küçüktür. O halde B'nin eğimi küçüktür. C'nin eğimi 1 bölü 2 idi. Daha sonra D'nin eğimi 1 de 2'den küçüktür diyoruz. O halde A da en büyük eğime sahiptir. Evet, bu etkinlikteki son etkinliğimizde A'nın eğimi gençler bakın 2 bölü 2. Yani 1 tamdır. B'nin eğimi gençler dikey 2. 1, 2, 3, 4, yatay 4. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir. C'nin eğimi gençler dikeyi 2 yatayı 1. 2 bölü 1'den 2'dir. Son olarak D'de de 1 bölü 2 olduğunu görüyorum. Evet, karşılaştıracak olursak gençler burada 1 bölü 2 en küçüktür. O halde B ile D'nin eğimleri birbirine eşit. Evet, daha sonra 1 var gençler A'nın eğimi en büyük de C'nin eğimi olur diyelim. Evet gençler. Devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Evet aşağıdaki rambo modellerin eğimlerini bulunuz. Yüzde sembolüyle ve gençler ondalık gösterim olarak ifade ediniz demiş. Birinci eğimine geldiğimiz zaman dikey uzunluk 1, 2, 3. Yatay uzunluk 1, 2, 3, 4 gençler. O halde eğim 3 bölü 4 olur. Bunu sevgili gençler yüzde olarak yazmak için 25 ile genişletirsem 75 bölü 100 demektir. Yani yüzde 75 demektir. Gerçi onlarlık olarak da bunu sıfır tam yüzde 75 olarak gösteririz. hem yüzde hem de evet onlara kesir olarak gösterdik. İkinci de eğim için gençler dikey uzunluk 2, 1, 2, 3, 4, 5 yatay uzunluk 5. O halde eğim 2 bölü 5 olur. Yaşta bunu yüzdeye çevirmek için 20 ile genişletirsem yüzde 40 olur. Sembolle yazalım. Yüzde 40'tır. Yaşta bunu aynen 0 tam yüzde 40 olarak veya 0 tam 10 da 4 olarak da yazabiliriz. Evet, üçüncü de eğim yaşta 1, 2, 3, 4 dikey uzunluk. 1, 2, 3, 4, 5 yatay uzunluk. 4 bölü 5 olur. Yine yüzdeye yi çevirmek için genişletiyoruz gençler. 20 ile çarparsam 80 bölü 100 yani yüzde 80'dir. Ondalık olarak yazarsak da 80 bölü 100 gençler 0 Yüzde 80 yani 0 tam. Onda 8'dir. E dördüncü de eğimi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eğim evet, 6 bölü 8'dir. Arkadaşlar öncelikle sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 3 bölü 4 oldu. Yüzdeye çevirmek için 25 ile genişletirsem %75 olur diyoruz. Bunu da %75 olarak yazarız. Yine 0 tam %75 olarak da ondalık olarak ifade etmiş olalım. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.